Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda evde kaliteli bir poğaça nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve nelere dikkat etmek gerekir onu paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle iyi bir poğaça yapmak için elimizde çok kaliteli güzel bir margarin yağı olması gerekiyor. Bu elimdeki görmüş olduğunuz yağ orijinal poğaça yağı. Normalde 2,5 kilogram bunun yarısını kullandım. %85 oranında yağlıdır. Bunu bulabilirseniz arkadaşlar bunu kullanın. Şayet bunu bulamam diyorsanız marketlerden aldığınız normal margarin yağlarda olur. En az %75 oranında yağlı olması gerekiyor. İkinci püf nokta ise unudur. Kaliteli bir un kullanmanız gerekiyor. Diğer ayrıntılar zaten videonun içerisinde. Kullanacağım malzemeler 1 kilogram un, 500 gram margarin yağı, 25 gram tuz, 50 gram şeker, 3 adet yumurta, 50 gram yaş maya ve 250 ml oda sıcaklığında su. Öncelikle yağı mikserimizin içine atıyoruz. Mutfak şefimize. Tuz, şeker, yumurta, maya hariç, maya, su ve un hariç diğer bütün malzemeleri yoğuracağımız mutfak şefini aldık. Eğer elde yoğuracaksak da elde yoğuracağımız kaba alacağız. Önce elde biraz bunları yoğurup daha sonra diğerlerini ilave edip yoğurmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi son olarak un, maya ve suyu ilave edip hamur yoğurmaya devam edeceğiz. Su ve maya. Arkadaşlar poğaça hamurunu diğer hamurlara kadar çok yoğurmuyoruz. Sadece mayasını ve yağı yedikten sonra kapatıyoruz. Çünkü hamuru lastikleştirirsek poğaça hem gelişme yapmaz hem de lezzeti güzel olmaz arkadaşlar. Çok fazla yoğurmuyoruz. Yağı ve mayayı yiyince hemen kapatıyoruz. Tahminen bir 4 dakika kadar yavaş devirde. Hatta 4-3 dakika bile yoğursanız yeterli. Arkadaşlar hamur yoğurma işlemi bittiği zaman şöyle bir ortaya toparlıyoruz hamurumuzu. Bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. 10 dakika sonra işleme devam edeceğim.
arkadaşlar, poğaçalarımızı yaptık, yağladık. Şimdi tepsiye alacağım onu. Pişirecek olduklarımı pişireceğim. Pişirmek istemediklerimi, fazla olanları dolapta muhafaza edeceğim. Dolabın artı 4 bölümünde, yani no frost bölümünde 3 gün kadar muhafaza edebilirsiniz. Derin dondurucuda da çok daha uzun süreler muhafaza edebilirsiniz. Yalnız poğaçalar dolapta çok kalacaksa kilo başına şeker oranı 50 gram olarak verilmiştir. Bu normal tarifte budur. Dolapta çok kalması gerekiyorsa şeker dolapta yok olacağı için poğaçanın içerisinde poğaça şekeri yok edeceği için, yiyeceği için bu hamur şeker oranını 80 grama kadar, 70-80 grama kadar yükseltebilirsiniz ve yükseltin. Bu şekilde arkadaşlar, dilerseniz çok miktarda yapıp yağlayıp hazırlayıp derin dondurucuya da koyup bir gün önceden dolabı no frost bölümüne alıp daha sonra fırında 40 derecede kabarttıktan sonra pişirebilirsiniz. Poğaçaları mutlaka fırında kabartın ve kabarttıktan sonra pişirin. Eğer poğaçaları kabartmazsanız bu pastanelerden aldığınız poğaça kalitesini yakalayamazsınız. Burada söylediklerimi ve uyguladıklarımı harfi harfiyen uygularsanız pastanelerden aldığınız o nefis poğaçaların birebir aynısını evde en kaliteli bir şekilde yapıp yiyebilir, çocuklarınıza yedirebilirsiniz.